Ekollere kaldığımız yerden devam edelim. Psikodinamik yaklaşım psikanalizm de denir ya da psikoanalitik yaklaşımda denir. Temsilcisi Freud'dur. Jung da daha sonra destek vermiştir ama esas kurucusu Freud olarak bilinir. Freud'a göre insanoğlunun doğuştan getirdiği iki temel kuvvetli eğilimi vardır. Birincisi cinsellik, ikincisi saldırganlık. Bu iki temel eğilim insanoğlunun toplum içinde uyumlu yaşamasını zorlaştırdığından anne, baba, öğretmen gibi sosyalleşmede önemli rol oynayan kişilerce sürekli baskı altında tutulur ve cezalandırılır. Düşünün küçük çocukları. Gerçekten cinsellik ve saldırganlık onların doğal davranışlarıdır ama sürekli olarak işte yapma, ayıptır vesaire gibi sürekli bu davranışlar baskı altında tutulur. Toplum tarafından hoş karşılanmayan bu cinsiyet ve saldırganlık duyguları bilinç altına itilirler. Asla unutulmazlar. Çünkü bu tür istekler sürekli bilinçle tutulursa bireyde gerginliğe ve rahatsızlığa sebep olur. Bu bilinç altına itilmiş arzular biz farkında olmadan bizim davranışlarımızı etkilemeye devam ederler. Psikanalistler der ki dil sürçmesi, unutmalar ve hatalar gibi davranışlar aslında bilinç altındaki isteklerin ifadesidirler. Freud ruhsal yapıyı birbiriyle bağlantılı üç kavramla açıklar. Bunlardan bir tanesi id ya da alt bilinç olarak da geçer. Ruhumuzun çocuk tarafını ifade eder. İsteklerini erteleyemez ve hemen doyurulmasını ister. İd kuralsızdır. Ego ya da benlik gerçeklikle ilgili yapımızı oluşturur. Gerçekliği değerlendirir ve bizi en uygun, en mantıklı davranışa yöneltir. Süperego ya da üst benlik toplumun kurallarını yansıtan yanımızdır. Suçlayıcı ve cezalandırıcıdır. İde karşı saldırgandır ve tabulara ayakta tutar. Dolayısıyla bu id, ego ve süperego bizim kişiliğimizi oluşturan en önemli unsurlardır. Bunların arasındaki denge ya da dengesizlik bizim kişiliğimizde, bizim ruh sağlığımızda çok önemli etkiler oluşturan faktörlerdir. Ve Freud der ki davranışları anlayabilmek için hipnoz rüya analizi gibi yöntemler kullanılmalıdır. Aslında Freud psikolojide bizim gördüğümüz bütün yöntemleri reddeder ve tamamen kendine has bir takım yöntemler geliştirir. İnsancılık ya da hümanizm, bunu felsefeden de aslında hatırlıyoruz. Maslow ve Rogers'ın kurduğu bir yaklaşımdır. Varoluşçuluk felsefesinden etkilenmiştir ve diğer bütün ekollerin zıttıdır aslında. Diğer bütün ekolleri eleştirir. Onlara göre insan bir değerdir, kendi başına bir değerdir, üzerinde deneyler yapılabilecek bir robot değildir. Dolayısıyla da davranışlarından bizzat kendisi sorumludur. Bilim insan için bir amaç olmamalıdır, bir araç olmalıdır. Dolayısıyla bilim insan davranışlarını denetim altına almak yerine onu özgür bırakmalıdır. Yöntem olarak da empatiyi kullanırlar. Bilişsel yaklaşım Piaget'in kurduğu bir yaklaşımdır. Bilişsel psikologlar insanı pasif bir yaratık olarak değil, algılayan, uyarıcıları işleyen ve anlamlandıran aktif bir sistem olarak görürler. Bunu da yine bilişten çıkarabilirsiniz. Bilmekle ilgili kavramları çağrıştırsın size. Bilişsel yaklaşıma göre insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik insanın gelen uyarıcıları işleyebilmesi ve anlamlandırabilmesidir. Bilişsel oluşumlar algılama, bellek ve düşünme gibi zihinsel bilgi işlem süreçleridir. Bu süreçleri kullanarak birey çevresi ve kendi hakkında yeni bilgiler edinir, eski olayları hatırlar, ortaya çıkan sorunları çözer ve gelecekle ilgili planlar yapar. Bilişsel psikoloji zihinsel süreçleri incelerken deneysel yöntemleri kullanır. Ve biyolojik yaklaşım Biyopsikoloji ya da nörobiyolojik yaklaşım olarak da geçer. Temsilcisi Meyer'dir. Bu yaklaşımın ana fikri ise şudur: Her davranışın temelinde son derece karmaşık sinirsel süreçler yatar. Beyinde oluşan sinirsel süreçler belirli bir düzen izleyerek kaslara geçer ve gözlenebilen davranışlar halinde dışa yansır. Bu yaklaşım davranışı sadece ve sadece biyolojik nedenlerle açıklamaya çalışır. Yani iç salgı bezlerinin nasıl çalıştığı, sinir sistemimizin nasıl işlediği gibi biyolojik süreçler davranışlarımızın esas kaynağını oluşturur bunlara göre. Dolayısıyla da kullandıkları yöntem sadece deneyseldir. Müzik